çıkrıkçı. Benim 6 tane Pomeranian'ın evladım var. Teddy, Rocky, Barney, Richie, Joey ve Bobby. Hepsini çok ayrı ayrı çok seviyorum. Tabii ki zorlukları da var ama onlarla yaşamak çok büyük bir keyif tabii ki. Pomeranian tercih etmemdeki sebep evde pet eğitimine alışıyor olabilmeleri. Çünkü o benim için çok önemliydi. Hepsini tek tek dışarı çıkarma imkanım hiç yok. Çünkü çalışıyorum aynı zamanda. Pet eğitimi aldırdım ve evde pet dışında başka bir yere yapmıyorlar. Senede iki kere tüy dökme problemleri var. O da benim için önemli. Devamlı elimde süpürgeyle gezmiyorum o yüzden. Ve uslular, apartmanda bakmaya uygun ırk diye tercih ettim Pomeranian'ları. Pomeranian ırkı apartman dairesinde bakılmaya uygun ırklardan bir tanesi. Diğer uygun ırklar hangileri? Morkiler öncelikle bizim bir numarada apartman dairelerinde tavsiye ettiğimiz. Maltipoolar, poodle'lar, maltizler. Yani genel olarak baktığımızda tüy dökmeyen, koku yapmayan, boyut olarak çok büyük olmayan ve aşırı enerjik olup da sürekli dışarıda dolaşma ihtiyacı olmayan ırkları biz apartman dairesine uygun ırklar olarak nitelendiriyoruz. Pomeranian da bu ırklardan bir tanesi. Ben köpekten çok korkuyordum ilk başlarda. Fakat ablamın kızı çok ısrar etti. Ben bu istiyorum. Sonra ilk Teddy'yi sahiplendik. Ben çok alıştım tabii ki. Çünkü onlarla yaşamak çok ayrı bir şey. Yani işten geliyorsunuz, bütün iş stresinizi atıyorsunuz, oynuyorsunuz. Sizi güler yüzle karşılayan birileri var hep evde. Çok eğlenceli bir yaşam. Sonra Teddy yalnız kalmasın diye ben ikinciyi sahiplendim. Ondan sonra arkası geldi. Tabii ki Pomeranian'la yaşarken bazı zorlukları da yok değil. Çünkü çift katman tüyleri olduğu için eskiden her gün tarıyordum işin açıkçası. Şimdi gün aşırı tarıyorum. Çünkü her güne yetişemiyorum 6 tane olduğu için. Taranmaları gerekiyor. Çünkü çift katman olduğu zaman bakteri üreme yapabiliyormuş benim de öğrendiğime göre alt katmanda. O yüzden o biraz zorluyor. Gün aşırı altısını da taramak zorundayım. Bundan yaklaşık bir sene önce ilk aldığım köpeğim de başladı önce Teddy'de. Karalıklar olmaya başladı ve dökülmeler başladı. Tavsiyeler üzerine bir ürün kullanmaya başladım. Teddy düzelince bu sefer diğer iki tanesinde çıktı. Şimdi onlara da kullanmaya başladık ama genetik bir hastalık olduğunu söylediler Black Skin'in. Düzelmeye başlıyorlar inşallah ama o da uğraştırıyor tabii ki. Her gün losyonu sürmem gerekiyor, giydirmem gerekiyor ve hiç tüyleri kalmıyor. Umarım diğer ikisinin de tüyleri Teddy gibi çıkar. Maalesef ki Pomeranian ırkının yatkın olduğu rahatsızlıklardan bir tanesi Black Skin hastalığı, yani Pomeranian'ımızın tüylerini kaybetmesi. Bu bazen az oranda kayıplar olabiliyor veya çok oranda kayıplar olabiliyor. Black Skin adından da anlaşıldığı gibi bazı kayıp durumlarında derisi siyahlaşıyor ve bu hastalık dünyada çözümü ve sebebi tam olarak netleşmeyen hastalıklardan bir tanesi maalesef ki. Ama bizim de Pomeranian sahibiysek eğer köpeğimizi bunlardan korumak için yapabileceğimiz bazı şeyler var. Yani Black Skin rahatsızlığını tetikleyen konular var. Bunlardan uzak durmamız lazım. Nedir bunlar? Özellikle çok kısa tıraş Pomeranian ırkında Black Skin rahatsızlığını ciddi şekilde tetikliyor. Hiç tıraş yaptırmayın demiyorum ama bir rötuş şeklinde veya çok hafif üstlerden alma şeklinin üstüne çıktığımızda Pomeranian ırkında Black Skin'i tetiklemiş oluyoruz. Onun dışında bir Pomeranian sahibiysek kullandığımız işte şampuanların, kremlerin, bütün ürünlerin son derece kaliteli olması çok önemli. Zaten tüylerinde genel bir hassasiyet var. Black Skin olmasa da tüylerle ilgili bütün rahatsızlıklara olan bir yatkınlığı var. Bu yüzden de Pomeranian ırkında kullandığımız bütün ürünler en kalitelisi, en iyisi olmalı. Beslenme şeklinde de Pomeranian'da somonlu mamayı her zaman tavsiye ediyoruz. Black Skin rahatsızlığı genelleme yaparsak %90 oranında erkek Pomeranian'larda,
%10 oranında dişi pomeranyanlarda görülüyor. Yani erkek pomeranyanların bu rahatsızlığa olan yatkınlığı dişilere göre çok çok daha fazla. Bazen kısırlaştırma yapmak pomeranyan erkeğimizdeki bileksikin rahatsızlığına yakalanma olasılığını da azaltabiliyor. Genel olarak pomeranyan sahibiysek baştan itibaren tüyleriyle ilgili veterinerimizle sürekli bir danışma halinde olup kullandığımız vitaminler ve kullandığımız ürünlere çok dikkat etmemiz çok önemli. Tuvaletlerini bir buçuk ayda öğretebildim. Pede yapmayı, evde pede yapmayı. Çünkü dışarı dediğim gibi çıkaramayacağım için evde pede yapıyorlar. Öğrendiler 1,5 ayda ve bu ırk çok ilginç, koku yapmıyor. Ve kısırlaştırdıktan sonra idrar kokusu da hiç olmuyor evde. O yüzden çok rahat evde alıştıkları için ben de rahatım. Bence onlar da rahat. Pomeranyan ırkı genel olarak tuvalet konusunda sorunlu ırklardan bir tanesi değil. Doğru sistem uygulandığında özellikle pede yapmayı rahatlıkla öğrenen ırklardan bir tanesi Pomeranyan ırkı. Burada her zaman anlattığımız gibi aslında sistem çok kolay. Eve köpeğimiz ilk geldiğinde ona bütün evi tamamen açmıyoruz. Kısıtlı bir alan uygulaması yapıyoruz. Bu köpek bahçeleri var. Her pet shop'ta satılan yaklaşık 2 metrekarelik bir alan. Onun içinin altını tamamen pet olacak şekilde kaplıyoruz. Mamasını, suyunu yatağın içine koyuyoruz ve orada tutuyoruz yaklaşık 15-20 gün veya bazen 1 ay. Orada mecburen zaten pede yapıyor. Oradan dışarı çıkarttığımızda sadece çıktığı oda içerisinde sabit kalıyor. Odada da birkaç tane pede oluyor. Halı olmasını istemiyoruz bu odada kesinlikle. Odanın içerisinde tuvaletini pede yapmaya başladıktan sonra da bütün evi ona açabilir oluyoruz. Bütün evi açtığımızda fakat dikkat etmemiz gereken her odada bir ped olması. Tabii bir de ekleyelim, hiç unutmamamız gereken şey ise hata yaptığı zaman kızarak cezalandırıyoruz, doğru yaptığı zaman da ödüllendiriyoruz.